Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle İslam dünyası 2 milyar 100 milyonluk bir nüfusa sahip. Bunun yanında dünyada var olan değerlerin ağırlığı ya bizim altımızda, toprakta var, Allah vermiş bunu, ya üstümüzde. Sadece 57 İslam ülkesi kendi arasında kardeşliği tesis etmek suretiyle ürün ve hizmetleri kendi arasında döndürmek zorunda. Yani biz buradan belgelendirdiğimiz ürünler ya da dünyanın başka bölgelerinde helal belgelendirilmiş ürünler ikinci bir denetime tabi tutulmadan İslam dünyasında serbestçe dolaşmalıdır. Bunu yaptığımızda bugün burada imal edilmiş bir gıda, ikinci, üçüncü gün bir başta İslam ülkesinde bir Müslümanın sofrasında yerini alacaktır. Bu anlamda dünyadaki Müslümanların sadece gıda malzemesini kastetmiyoruz. Ticari malzemelerini, ürünleri ve hizmetleri öncelikle kendi aralarında döndürmeye ihtiyaçları vardır. Bundan hiç gocunmaya gerek yok. Yani Müslüman nasıl ki Avrupa Birliği oluştu, Avrupa Ekonomik Topluluğundan dönüştü, buraya geldi. Biz kendi aramızda, çevremizdeki, kendi interlantımızdaki ülkelere ürünlerimizi satmalıyız ve tercih olarak da onlardan ürün almalıyız. Öyle olduğunda biz, bizim inancımız gereği, arka planda bizim zekatımız, fitremiz, sadakamız da var. Bunlar devreye girebilecek. Biz ne zaman ki kardeşlik şuuruna varacağız, o zaman dünya Müslümanları gerçek manada hür ve bağımsız olacak inşallah. Helal üretenler, helal sertifikalı ürün üretenlerin ürünleri sadece sertifikadan dolayı daha pahalı olmamalıdır. Bu bir. Yani üretici ürettiği ürünün üzerine, etiketine, ambalajına anlaşılır, net, öyle Latince falan değil, bizim anlayacağımız gibi, herkesin anlayabileceği gibi net ürünün ne olduğunu yazmalıdır. İki, ambalajında ne yazıyorsa içinden o çıkmalıdır. Bu temel bir şey. Müslümanlar helal market olarak düşünülen ya da raflarda helal sertifikalı ürünleri tercih etmelidir. Şunu ifade edeyim. Dünyada karşı konulmaz en büyük güç tercihin gücüdür. Şunu demek istiyoruz. Rafta bir ürün var. Bu ürünü siz talep ederseniz sürekli orada bırakırsınız. Sürekli orada gelmeye devam eder. Ya da raftan bir günde indirirsiniz. Çünkü raftaki yer bellidir. Marketteki, reyondaki yer metrekare olarak hacim bellidir. Orada 10 tane marka vardır. Siz bunların hangisini tercih ederseniz o gelmeye devam eder. Onu tercih etmediğinizde raftan indirirsiniz. Bu çok ciddi bir güçtür. Kavgasız, başka şeylere anlam yüklemeden yapılacak bir çalışmadır. Öncelikle biz bunu tavsiye ediyoruz. Devletimiz kendi üzerine düşeni, yapması gerekeni yapıyor. Yani bu konuda rahat nefes alabiliyoruz. İnsanlar istediği yerden tercihini yapabiliyor. Devlet şunu yapmaz, yapmamalı. İlla şunu alacaksınız. Öyle bir şey yok zaten. Onun için bize düşen, Dünya Helal Birliği gibi kuruluşlara düşen görev var. İyi denetim yapmak. Ama Müslüman tüketiciye düşen görev de tercihini doğru kullanmak. Doğru bilgiden hareket edilerek yapılan tercih hem sofranıza bereket getirecek, evinize huzur getirecek, hem de az meblağ ile kaliteli ürüne ulaşmış olacağız inşallah.